Cadence Art and Hobby herkese merhabalar. Ben Özlem Korkmaz Turan. Hello, welcome to everyone to Cadence Art and Hobby Paint live broadcast from YouTube and Facebook. Bugün sizin için ne çok güzel bir canlı yayın hazırladık. Görsel şölen tadında bir canlı yayın olacak. Ama canlı yayına başlamadan önce size güzel haberlerimiz var. Biliyorsunuz Anneler Günü yaklaşıyor ve Anneler Günü yaklaştığı için de biz Cadence olarak bütün iş ortaklarımızla birlikte çok güzel bir proje yaptık sizin için. Onun için birazdan bu ekranlarda onu da sizinle paylaşmak istiyorum tercüme sonrası. As you know, the Mother's Day is coming. As Cadence, we wanted to create a very special campaign for the Mother's Day. And now, in a minute, let's join and see the video about this one. Evet Aslı'cığım, istersen bu el emeği, göz nuru olan, bizim üzerimizde çok hakları olan anneler için hazırladığımız özel videoyu bu ekranlardan paylaşabiliriz. Ses konusunda sorunumuz var Aslı'cığım. Bu arada hello everybody. Aslı'cığım ses gelmiyor. Evet, birazdan hazırlamış olduğumuz videoyu, size için hazırlamış olduğumuz videoyu Cadence sayfasında görebileceğiniz videoyu aynı zamanda sizlerle bu ekranda da paylaşmak istiyoruz. Tabii bu teknik olarak her zaman sorunlar yaşayabiliyoruz. Aslı şimdi sizin için tekrar videoyu hazır hale getiriyor. Arka tarafta ben de bu sırada yayına katılan herkese bir merhaba demek istiyorum. Hello, Ake from India, Sandra, Deepa from USA ve Tülin Hanım, hoş geldiniz yayına. Evet, bugün demin de söylediğim gibi sizler için çok güzel bir yayın hazırladık. Görsel şölen tadında olacak. Bakalım neler var, neler yok, ama Anneler Günü yaklaştığı için de bu Anneler Günü için Cadence olarak iş ortaklarımızla hazırladığımız özel kampanyadan da bu ekranda sizlere bahsetmek istiyorum. Evet Aslı. Sesi tekrar alamıyoruz. Evet. Merhaba Sevcan Hanım. Seste tekrar sorun var. Aslı halletmeye çalışıyor bizim için. Evet, ben tekrar ekrandayım. Hello from Greece. Bu arada bu yayınların çok güzel etkisi olduğunu görüyoruz. Sosyal medyadan çok güzel geri bildirimler alıyoruz sizlere. Bu canlı yayınlarımız devam edecek. Çeşitli ülkelerden ihracat yaptığımız 55'ten fazla ülkeden de çok güzel yorumlar geliyor ve sayfalarında paylaşılıyor. Hello Charlotte from Denmark. Böylece biz de bilgiyi bu platformda paylaşıyoruz. En son kez bir deneme yapmak istiyorum. Olmazsa ilerleyen dakikalarda tekrar videoyu alırız. Evet, istersen Aslı'cığım son bir kez daha deneyelim. Eğer olmazsa da yayının ilerleyen saatlerinde tekrar bakarız. Welcome everybody to the live broadcast. Evet, herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. İlerleyen dakikalarda çok güzel bir yayında bulunacağız hep beraber. Evet, bakalım. Evet. Aslında o zaman şöyle söyleyeyim ben. Please follow us from the Instagram page. You will see this video, which is prepared by 35 business partners of Cadence. Everything is handmade. This is the lottery for the Mother's Day, especially. Therefore, let's see it on the Instagram page. Evet, çok güzel bir yayın hediye çekilişi demiş Hakan Aksoy. Biz de teşekkür ediyoruz ama maalesef yayında hazırlamış olduğumuz videonun sesi olmadığı için en azından görsel olarak görebiliyorsunuz. Ama hepinizi Instagram sayfasındaki bu videomuzu seyretmeye davet ediyorum. Umarım siz de bizim gibi seversiniz ve lütfen çekilişe katılmak için şartları yerine getirin. Thank you very much. Please watch this video in the Instagram page of Cadence Craft and please I hope you like the video. Evet. O zaman madem teknik olarak problemler yaşadık ve yayını da çok fazla aksatmak istemiyorum, o zaman ben misafirimi davet etmek istiyorum. Bugün bizlerle olan kişi Murat Bey, Murat Bildirici. Evet, onu alalım, karşılıklı biraz sohbet edelim istiyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, merhabalar Özlem Hanım, nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok
Sağ ol. Ekranda birlikteyken biraz Murat Bey'den bahsetmek istiyorum. Aslında Murat Bey bu sektöre uzaklardan, profesyonel hayattan katılmış bir kişi. 7 yıl önce hikayesi başlamış. Aslında biraz da Murat Bey'in ağzından duymak belki daha iyi olur. Buyurun Murat Bey, isterseniz siz biraz kendinizden bahsedin bize. Tamam. Ben otomotiv sektöründe uğraşıyordum. Fakat o dönemde 7 yıl önce işlerim pek iyi gitmedi ve sağlık sebeplerimden dolayı işlerimi bırakmak durumunda kaldım. Daha sonra eşim ve çocuklarım, daha doğrusu sen bize lazımsın şekilde kapatalım dediler ve hakikaten kapattım ve o dönemde kızım ufaktı. Onu okula göndermek için hazırladım, yemeğini yedirdim, işte servise bindirdim, yıkadım vesaire filan. Evde eşime de destek olmak adına, eşim halen bir uluslararası bir firmada insan kaynakları direktörü. Bir oğlum var, 22 yaşında, o da üniversitede okuyor. Derken evde de boş duramadığım için gençlik yıllarında da bir 5 yıllık bir seramik geçmişim var. Seramik çalışmışım var. Bir dönem ablamların atölyesine gittim, kısa bir dönem, ama baktım olacak gibi değil. Bir şekilde ne yapalım derken ablamın da önerileriyle bu işi internetten yapan Amerika'da bir bayanı fark ettim ve ya ben de bunları yapabilirim diyerek farklı tarzlarda bunun üzerine gittim. Hakikaten çok emek verdim, ahşabı tanıdım, hiçbir konuda bir bilgim yoktu. Sadece emeklilik hayalimdi. İleriki yıl. O zaman çok araya kısa bir süre girerek bu tamam. Denizli seyreden yabancı dostlar için de tercüme etmek istiyorum. Murat is out of this sector and for some health problems he need to get come out of her professional life, his professional life. And 7 years ago he started to paint wood fish. Now let's see why I wanted to be together with Murat. Evet, şimdi ben niye Murat Bey'i seçtim diye düşünebilirsiniz. Bence Murat Bey bize evinde şöyle güzel bir tur yaptırsın da neden Murat Bey'le birlikte olduğumuzu bu yayında daha iyi anlayalım. Hadi bakalım Murat Bey, bize de evinizi şöyle bir dolaştırın. Neler var evinizde, yakından bir görelim. Let's see the Murat house because he has wonderful fish that is painted by him. Evet. Yani burası bizim evimizin salonu ve ben home office çalışıyorum. Duvarlarımızdaki ürünler de benim her daim işte yaptığım ürünler. İnsanlar beğenip buradan satın da alabiliyorlar ve her daim bir boşalıyor, bir doluyor, bir boşalıyor, bir doluyor. Evimiz böyle hep rengarenk. Farklı türlerde ve farklı renklerde çalışıyorum. Hepsi o andaki ruh halimde, boyama anında benim yaptığım şeyler. Hiçbirisi planlanmadı. This is the Murat house. This is the Murat house and everything is painted by Murat. And evet, biraz daha yakına gelebilirsek çünkü görenler çok şu anda evet herkes bir wow diyor içinden. Böyle bir tane, bunlar da yaklaşık 4 sene önce bir Alaçatı'daki balık turnuvası için yaptığım balıklar, daha sonra geliştirdiğim balıklar. Bu 1,5 metre boyunda. This is 1.5 meter long length, and as you can see, there are different colors and techniques on the fish. You can understand what you can create, and all the products are painted by Cadence Art and Hobby Paints. And as you see, this is the creativity. Peki, biraz daha evin diğer kısımlarında da gezelim. Bu arada Fas'tan, Endonezya'dan, Danimarka'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'den ve diğer ülkelerden de katılımımız var. Yine Hindistan'dan da görüyorum. Evet, diğer Özlem Hanım, bunlar da şamdanlarım. Bunlar bir sene durmuştu. Geçenlerde bunları bir boyadım. Çok güzel de ışıltıları var. Simli boyalarla da akşamüstü mum yandıktan sonra çok güzel parlayan noktaları oluyor bunların, çok ufak ufak. Evet. Başka neler var? Deniz atları görüyorum orada. Şimdi ben bu balıkları boyarken eşim tabii geliyordu. Akşam ne yapsın? Ben boyama yaparken eşime dedim ki ya sana da küçük ahşaptan evler keseyim. Bunları da dedim sen boya. Ayşenur da bunları boyuyor. Akşamları beraber oturuyoruz. Yemekten sonra müziğimizi açıyoruz. Ve o da bana eşlik ediyor.
Evet, as you can see, there are also houses which is painted by the Murat's wife. Evet, biraz daha yakından alalım o görselleri. Çünkü orada çok el emeği var, çok göz nuru var. Ben onları herkesle paylaşmak istiyorum açıkçası. Evet, görenler de çok şu anda yorumlar gelmeye başladı. Evet, diğer balıklarımıza da geçelim izninizle. Tabii, hemen geçiyorum. Şimdi bakın, şu tip çalışmalarım var. Yeni yaptım. Çünkü herkes aynı balıkları görmesin diye ben kendimi de geliştirmek adına neyi yapabilirim derken bu yeni çıkan balıkların bu tip balıklar. Murat all the time also make new designs. This is one of the latest designs of Murat as well. Sadece balık boyamıyorsunuz ben biliyorum. Başka neler var balıklar dışında? Bakın neler var. Burada da horozlarım var. Also, Murat is painting some roosters, not only the fish. And you can see this is the creativity. And by the colors, you can create wonderful stuff. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet. Ayakları ince olduğu için bunlara da özel ayaklarını da fırın boya lazer kesim demirlerden yapıp monte ettim. Böylece bir tamamen bir bütünlük sağlamış oldu. Burada da diğer modellerin ayaklarını da görebilirsiniz. Evet. Evet, kuşlarımız var. Ayşenur şu anda gösteriyor. Evet, kuşları da görüyoruz. Gülen Turan'dan bir yorum geldi. Diyor ki Murat Baba'nın çiftliği diyoruz buraya diyor Burcu. bu arada çok zevkli ve eğlenceli çalışmalar. Ellerinize sağlık Murat Bey. Her şerde bir hayır vardır sözünü, her şerde bir kadens ailesi var diye değiştirirsek yeridir. Renklerin ahengi ve harika demiş Elif Hanım. Teşekkür ediyoruz Elif Hanım'a da. Salonun diğer tarafında başka balıklar da vardı. Onları da görebilir miyim? Evet. Şöyle büyük kuyruk şeklinde olanlar. Evet. Evet. Bunlar da heykellerim. Yine bunları esasında duvara monte olarak planlamıştım. Tabii burada bunu yaparken benimle beraber benim işimi yapan, ahşaplarımı kesen ve oyma işçiliğini yapan 3-4 tane ustamın çok çok büyük emekleri var. Bu açıkçası 4-5 kişinin oluşturduğu çok özel ürünler. Ama tasarım bana ait ama işi geliştirme ve sonuca gitme anlamında imalatta 4-5 kişinin emeği var. These are the sculptures that are made by Murat as well and they are working as a team. Evet, bir de diğer galiba kuyruk şeklinde olanlar vardı. Evet. Onları da gösterirsek, evet, these are the other things that are also designed by Murat. And Murat all the time prepares new designs. Evet. Evet. Hazırladığımız bir uçan at var. Ben şimdi otelin yatak başı için yatak başları için sipariş verilmek. Bu arada şunu da söylemek lazım. Murat Bey kendi evinde çalışmalar yapıyor. Siz de isterseniz bu şeylere katılabiliyorsunuz çalışmalara. Workshoplara katılabiliyorsunuz. Belki bir de şunu da söylemek lazım. Evet, bu aşağıda gördüklerinizden de bahsedelim biraz. Evet, bunlar da balıklarımın ham halleri. Ben bu arada boyamaya başlamadan önce neden bu ağacı tercih ettiğimi söyleyeyim size. Herkes genelde çok soruluyor. Nedir diye. This is the raw material that Murat is working with. Ahşabım çam sülalesinden olan bir ahşap, yumuşak dokulu ve göknar ağacı. Yani şeyde esasında göknar ağacı konusunda İngilizce yardım rica ediyorum. Göknar ağacı çalışmadığım yerden geldi. Evet yani çam sülalesinden bir ağaç diyebilirim. A kind of palm tree if I'm not wrong. This is a special tree and because it's easy to work with and also as you can see there are the wood traces on that. Belki şunu da söylemek lazım. Bu gördüğünüz bütün ürünlere ham olanlarına hem Murat Bey'in workshoplarına katılarak edinebilirsiniz hem de Kadens kanalıyla da edinebilirsiniz. Ben onun tercümesini de İngilizce olarak yaptıktan sonra sizi yavaş yavaş bir yakından kamera onu alıyor. Şunu da göstermek istiyorum. Arkalarında sadece hepsinin ağırlık merkezinden şöyle küçük bir delikleri var ve tamamen birebir duvara oturuyor boyandıktan sonra.
çerçeve gibi dışarıda durmuyor. Ve arkada da benim dövmelerim var. Bu şekilde. Peki. O zaman ben bu tercüme yaptıktan sonra sizi yavaş yavaş masaya alıyorum ve yavaş yavaş başlayalım. For the foreign friends, if you want to order any of these products, you can buy it through Cadence as well. You can give orders, the Finnish ones or also the plain ones are available from Cadence as well. Evet, o zaman şimdi sözü çok bekleyen, yani daha doğrusu yayını bekleyenler çok fazla bekletmeden evet başlayalım. Bugün ne boyayacağız? Bugün bu balığımızı boyayacağız. Küçük bir Nemo boyayacağız. Turunculu, beyazlı, gayet şirin, enerjisi yüksek, güzel bir balık. Buradan step by step aşamalarını da isterseniz bu balıkları boyama zamanı bu programı açıkçası süresini çok geçiyor. En küçük balık 3,5 saat sürebiliyor. Onun için burada birçok aşamayı ben el değiştirerek bu balıkları boyayacağım. Normally these paints, these fishes are painted in 3 or 4 hours. Therefore, since we are going to make a 1 hour live video, we just prepared them step by step. Murat already prepared for us. Evet Murat Bey, buyurun. Evet. Şimdi ben boyalarımı hazırladım. Bu arada Murat Bey'in arkasında görüyorsunuz bir dükkanda olacak kadar fazla sayıda Cadence ürünlerini görebilirsiniz. As you can see, there are many colorful paints of Cadence at the backside of Murat, just like he has a shop in his own house. By the way, he is working from his home and all the workshops are done in Murat house. Evet Murat Bey, şimdi hangi boyayla çalışıyorsunuz? Evet, şu anda premium serisinden turkuaz boyayla çalışıyoruz. Onun seri aşınucu yerlerinde gösterebilirsiniz. Murat is for the background is working with the premium colors of Cadence and also some hybrid colors. Evet. Style matte colors and antique powders are going to be used in the other stages as well. Evet. Diğer yaldızlı boyalarımız. Evet, tabii ki Dora vazgeçilmez. Evet, kesinlikle. Evet, siz hazır mısınız Murat Bey? Şu anda evet. Dora boyutlu boncuk boya, tamam. Birazdan zaten bu ürünleri tekrar kullandığınız boyaların görsellerini de birazdan gösteririz tekrar. Biraz yol alalım. Tamam. Evet, peki. Buyurun. Şimdi ilk önce şu çok önemli benim balıklarımda. Ahşabı böyle damarlı seçtiğim için mutlaka damarının görünmesi için ilk zemin boyamızı sulandırıyoruz. Minimum bire bir buçuk kadar sulandırıyoruz zemin boyamızı ve süngerle uygulama yapacağız. Yani birçok aşamayı süngerle gideceğiz. Okay, what is important when we are painting these fishes, we want to see the real wood traces on the fish, on the piece. Therefore, we don't want to close all the traces with the paint. Therefore, we add for 1:1 ratio or 1.5 ratio water with the paint because we don't want to cover the real, the natural look of the wood. Evet. Evet. And, he's applying with a sponge for this purpose. Evet. Süngerle ince azar azar süngerime alarak boyamaya başlıyorum. Bu arada yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Meanwhile, we are waiting for your comments. If you like Murat House and Murat art pieces, please write your comments to our. They are very valuable for us. Evet, bu arada Murat Bey de gerçekten yaptıklarıyla ilgili yorumlarınızı merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Buradan bekliyoruz. Evet, Murat Bey. Evet, şimdi burada kurumadan 3 ayrı rengi geçişli olan rengi peş peşe birbirlerinin akabinde yine sürmeye devam ediyorum. Azar azar sürüp bakın fonda göreceksiniz ahşabın damarlarını. He's using a small amount of paint and he's adding the dark colors to light colors and he is blending. Aslında kaynaştırma yapıyorsunuz bütün renkler evet. arasında. İşte kaynaştırma. Evet.
Bunun için Murat Bey, bu balıkları boyayabilmek için, workshoplarınıza katılabilmek için herhangi bir craft bilgisi gerekiyor mu, yoksa herkes katılabilir mi? Hayır, herkes katılabilir. Kesinlikle hiç eline boya almamış insanlar bile geliyorlar. Tabii biz de evimizde ağırladığımız için maksimum 5-6 kişi ağırlayabiliyoruz. Yaklaşık 4-5 saat diyoruz. İnsanlar da biraz ürkmesinler diye, ama gelen de gitmek istemiyor. Pastalar, çaylar, börekler. Akşam 7-8 saat kalan davetlilerimiz oluyorlar açıkçası. Katılımcılarımız oluyor. Peki. For, ben arada İngilizceyi de yapmak durumunda olduğum için hem soruyorum hem soru tercümeye geçiyorum. Sonra bir soru da yönelteceğim size. In order to work with these fishes, you don't need to know nothing about craft, but you can learn it. It's very easy, step by step. Şöyle bir soru var. Ümit Tasarım Atölyesi der ki, Ümit Yiğit, merhaba Murat Bey. Sizi yakından takip ediyorum, beğeniyorum. Aşama dediğiniz her aşamada boya sürelerini ne kadar bekletmeliyiz diye bir soru var. Yani açıkçası zaten burada yardımcı ekipman olarak saç kurutma makinesi kullanıyorum ben. Sandırmak adına, kurutmayı gerçekleştirmek adına. Zaten boyalarımızda hem kokusu yok, insan sağlığına zararlı değil, çocuklara zararı yok vesaire. Bu konuda kurutma desteğiyle beraber 1-2 dakikadan fazla zaman almıyor açıkçası kuruma süreleri. Zaten ince bir kat sürdüğünüz için çabuk kurur. The paints are, since they, he's using a thin layer, it dries very fast. Evet Murat Bey. Evet. Şimdi öbürküne geçelim. Evet. Evet, bu arada yayının sonunda Murat Bey'in Kadens'le birlikte yapmış olduğu bir çekiliş, ortak bir çekiliş olayımız var. Kadens olarak, biz de sosyal sorumluluk projesi olarak. Evet, this is the first layer which is prepared. Bakar mısınız damarların güzelliğine, ahşabın dokusuna kadar güzel ortaya çıktı. Now we can see all the details of the wood. We are not covering it. Evet, Meltem Alım diyor ki... Murat Bey sayesinde kadens ve boyalarla tanıştım. Eserleriyle kadens boyayla tanıştım. Hediyem gelince daha yakından tanıyacağım. Çok mutlu oldum. Teşekkürler demiş Meltem Hanım. Evet, ben de bir daha hatırlatmak istiyorum. Bu yayının sonunda Murat Bey'le sosyal sorumluluk projesi olarak ortaklaşa yaptığımız işte Murat Bey'in çekilişi var, hazırlamış olduğu ve yayının sonunda da o çekiliş sonuçlarını da hatırlıyor olacağız. As a social responsibility, we are working together with Murat and at the end of the live broadcast we are going to make a lottery on Murat's page. Evet, söz sizde Murat Bey. Evet, kurutma aşamamız bittikten sonra çizime geçiyoruz. Şu benim vazgeçilmez kayık tabağım. Çok enteresan bende hikayesi. Bu balığı yaparken birçok aşamasında bunu kullanacağım. Göreceksiniz. Ben almadım. Hiç boyama tekniğiyle ilgili bir ders almadım şu ana kadar. Hep kendim yapabilirim diye hep araştırdım. Ve bunu da ihtarla gösteriyorum herkese. Murat doesn't have any painting education, but he just started from zero, and therefore he's now he's going to make a drawing and using by his special plate in his hand. Merhabalar Raif'ciğim. Evet, Instagram'da evet. Yap demişler. Evet. Şu şimdi... anda gülen bir dudak yapıyorum. Now he's making the lips of the fish by using the plate actually. Evet. Evet, bu arada Betül Hanım demiş ki Murat Bey sizi tebrik ediyorum. Kadens boyaları, fırçaları, tüm ürünleri benim de vazgeçilmezim demiş. Teşekkür ediyoruz Betül Hanım'a da. Evet. Evet. Şimdi şu kesim ve dudağı yaptıktan sonra gözü oturtuyorum balıklarımda. Yani now he wants to make the... Bu çok önemli. He wants to make the eye of the fishes. Therefore, he is using a metal piece to prepare the eye of the fish. He is using different sizes of the metals because from the painting, as you can see, in the eyes, there are some special circles and he's preparing, drawing these circles with these metal instruments. Evet, şimdi bu bölümleri yaptıktan sonra ortadaki beyaz kısımları, şuradaki beyaz kısımların çizimlerini yapıyorum. He's also going to draw the white parts on the fish.
Evet, bu yayını seyreden herkes Murat Bey'in yaptığı şekilde kendi balığını dekore edebilecek. Evet, evet. Kendi istediği renklerle bir de. Yani kendi tercih ettiği renklerle. İşin güzel tarafı da o açıkçası. What is good when you watch this live broadcast, you can create your own fish with the colors that you want. And what is good, you don't need to know nothing about the craft, that much easy and practical. Evet. Evet Murat Bey, şimdi o tabakla olan duygusal ilişkinizi daha iyi anlayabiliyorum. Anladınız? Evet. Tabak. Tabak, evet. Tabak, now we can understand. Benim çeyizim bunlar. Ben getiriyorum. Now we can understand why this plate is very important for Murat. Evet. Evet, bu şekilde çizdikten sonra now şimdi, bunu bantlayacağız. Now he made the drawing and now he is going to use some paper scotch. Evet. Kağıt bant neden kullandığımızı anlatır mısınız? Efendim? Neden kağıt bant kullanıyoruz onu da anlatır mısınız? Kağıt bantı kullanmamdaki sebep ahşaptan çok rahat kurtuluyor ve boyanın boyadığımız yerin altına tekrar şey geçirmiyor. Sızma yapmıyor ama bunun içinde güzel bir bant olması gerekli. The scotch, the paper scotch that it's using is essential because when you are working on such kind of surfaces, the limits should be separate and the paint should not go underneath. Therefore, you have to use a very quality paper scotch just to avoid any problems with the final look, let's say. Evet. Evet, bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Ve sorularınız olursa sorularınızı da cevaplayabiliriz. We can waiting for your comments and the questions as well. Çizgilerin kenarından geçiyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi şu anda çizgilerin iç bükeyinden, yani şu bölümleri boyayacağım tek renge. Yani bunları isteyen fırçayla da boyayabilir ama fırçayla boyama süresi ve homojenliği sağlaması çok zor. In order to have a homogeneous the layers, he's going to using this paper scotch. Evet, Hakan Aksoy demiş ki orijinal değişik emeğinize sağlık demiş. Zerrin Hanım da tebrik ediyorum. Elinize sağlık diye yorumlarda bulmuşlar. Çok teşekkür ederim. Yani hakikaten bir işe inanmak çok çok önemli. Hani atasözlerinin olduğu gibi hakikaten ben de çok inandım ve severek çok ciddi emek verdim. Ve insanların beğeneceği, herkesin beğenebileceği enerjileri yüksek güzel objeler çıktı ortaya. Ben inanın 7 seneden beri boyuyorum. Her günde ilk günkü sevgimle. Kaç tane boyamışsınızdır 7 seneden beri Murat Bey, saydınız mı? Yani saymadım ama minimum 2000 tane falan boyamışımdır. In 7 years, Murat painted minimum 2000 pieces of fish. Evet. Evet. Şimdi boyamalarıma geçeceğim. Boyalarımı alayım. Şu hatları, 4 hattı şu hale getireceğim. Ümit Bey'in sorusuna ben cevap vereyim. Akrilik yüzeylerde siz hazırlık yaparken Kadens'in ürünleri su bazlı olduğu için hepsini kullanabilirsiniz. Hepsi birbiriyle gayet güzel çalışır. Onun için Malt Surface'de, Premium'da, Style Matte'da kullanabilirsiniz. Evet Murat Bey. Evet, daha sonra bu metal serisi Dora'yı biraz dudağına sıktım ve pomponlayarak boyuyorum şu şekilde. Now he is making the lip of the fish and he is using Dora metallic paint at that stage. Evet, gerçekten el emeği göz nuru. Evet, bayağı hakikaten çok ciddi uzun zaman alıyor. Ve ileriki safhalarında da süsledikçe süslemek istiyorsunuz, bırakamıyorsunuz.
What is good with the fish painting? Okay, it is step by step. Every time you want to add something new, and it is like endless. Evet. Evet. Sadece burada kullandığım siyah boyamı hafif sulandırdım. Bunda da biraz arkası gözüksün istiyorum. Hafif şekilde. Again, we want to see the orange color from the bottom. Therefore, he just added some water to the black color as well. Bu arada İspanya'dan da yayla katıldılar ve balıkların çok güzel olduğunu söylüyorlar. Çok güzel. Evet. Biraz mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bunu da. Murat Bey, tabii bunun için Murat Bey normal sünger kullanıyor biliyorsunuz. Murat Bey, size kes kullan süngerlerimizi de tavsiye ediyorum. Kadens'in kes kullan süngerlerini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yaptığınız iş için çok uygun ve bir yüzeyde sert olduğu için tutmayı da çok kolaylaştırıyor. Süper, onu da alır denerim. Bir herhalde denemediğim ürünün bir tek o var zannedersem. Ben ondan size hediye olarak göndereceğim. Bu arada siz onu yaparken, ben de o boyamaları yaparken şu anda galiba Style Mat'a geçtiniz. Evet, Style Mat'ta. Kuyruk kısmına. He's painting the tail of the fish with the Style Mat color, which is the matte paint. Bu arada bir takım şeyler var, yorumlar geliyor siz o boyamaları yaparken. Ben de onları cevaplamak istiyorum. Ahşaplarda boya sonrası vernik, taş vernik kullanıyorum ama sağlam olması için uygun mudur? Başka hangi vernik kullanabiliriz acaba? Betuan'ın taş vernik oldukça güçlü bir verniktir. Parlak bir görüntü istiyorsanız taş vernik gayet uygun bir şey, doğru bir seçim. Without using the tap. Charlotte, Suudi Arabistan'dan sormuşlar. Diyorlar ki, evet, can we use, yani küçük bir sünger kullanarak da boyama yapabilir miyiz? Yes, Suda, you can use any sponge. Başka, evet, sünger fırçalarla da kullanabilirler değil mi Murat Bey? Tabii tabii, kesinlikle kullanabilirler. Şimdi, şu üzerine ben bir eskitme pudrasıyla geçmek istiyorum. Şunu yap istedim. Hayır, onu daha sonra orada şey yapacağım. Now he wants to add some antique powder onto the tail part. Aslında orada yaratmak istediğimiz etkiyi yapmış olduğunuz balıkta görebilir miyiz önce siz uygulamaya başlamadan önce? Evet. As you can see, there are some antique look at the tail part. And in order to create this effect, he is using antique powder on the tail. Evet. Buyurun Murat Bey. Şimdi şu süngere ben yediriyorum daha doğrusu gitme pudrasına. Depoluyorum. Ve azar azar sürüyorum. He is using white antique powder and he uses in the small amounts. Bu arada Murat Bey, derler ki Ridat Atikol, her zamanki gibi hayranlıkla izliyorum. Tabii ki boya da çok önemli ama bence Murat Bey bu işe ruhunun güzelliğini katıyor demişler. Teşekkür ederim Ridat Hanım'a. Nur Hanım da demiş ki Murat Bey ile bizleri buluşturduğunuz için Kadense teşekkür ederim. Balıkların çeşitliliği, güzelliği gözlerimi kamaştırdı. Emeğinize sağlık Murat Bey diyorlar. Bu arada Yunanistan'dan da yaptığınız yayını aynı zamanda bu ekranda Yunanca'ya da çeviriyorlar. Şu anda Yunanistan üzerinden de seyrediliyor bu yayın. Zafer Gür diyor ki Murat Bey gerçekten tebrik ediyorum. Bu tarz şeylere uzak bir kişi olarak imrendim. Gerçekten kaden sayesinde tesadüfen denk geldim ve hayran kaldım demiş. I just read the comments that everybody liked the colorful art pieces of Murat. This was the reason why we took to Murat to the live broadcast actually. Evet, bu arada sesiniz kapanmış görüyorum ekranda ama Aslı'cığım açabilir miyiz sesi? Evet, açalım. Tamam. Evet, Murat Bey, sizdeyiz şimdi. Evet, şu anda en zevkli tarafı bu bantları kaldırmak olsa gerek. Now we are taking out the scotch, the paper scotch. Evet, bakın dudağımız.
Now we can see the details in a better way. Evet, gerçekten bir anda kağıdı kaldırınca çok değişiyor görüntü. Değil mi? Evet. Evet, bu arada Ayşenur Hanım da kamerada süpersiniz. Ben söylemeden siz hemen kamerayı çektiniz. Evet. Ediyoruz. Murat's wife, Ayşenur, is doing the camera for us. Therefore, whatever I say, evet, elini görüyoruz şu anda. She takes the camera there. Thank you for her efforts as well. Evet, Ayşenur Hanım'a da teşekkür ettikten sonra bir sonraki adımda ne yapıyoruz? Yani bir dakika şeyi çalıştırmam gerekecek. Sorun yok. Sorun yok. Bu arada Cezayir'den bize merhaba diyorlar. Hello Amina. Evet, şöyle bir sayarsak, now we are watched from Spain, Morocco, Greece and India, Indonesia and Turkey of course, Saudi Arabia. Everybody welcome and thanks USA. Thank you for your comments. Evet, ben seyreden herkese teşekkür ediyorum. Böyle katılım çok olduğu sürece biz de işimizi daha zevkli olarak yapıyoruz. Galiba Murat Bey hazır. Yes, Murat, evet. Ready. Kuyruktaki eskitmede beyaz eskitme pudrasını sürdükten sonra şöyle bir zımpara ile 400 kum ince arkası süngerli zımpara ile kuruttuktan sonra şu şekilde bastırarak eskitmesini yapıyorum. To make the antique effect, he's using an emery and for the tail part to see the wood traces on the tail. Evet. Malaysia. Sorry, I forgot Malaysia. Please write your countries and then I will tell it. Evet, bu arada bizim Malezya'dan da seyrediyorlar Murat Bey. Onlar da sevgilerini iletiyorlar. Thank you to everyone from abroad that watching us. Evet, terapi gibi gerçekten. Boyama başlı başına terapi. Murat Bey'in yaptığı balıklar ayrıca harika demiş Meltem Sevimli. Teşekkür ederim Meltem Hanım'a da. Sağ olsun. Valla ben şunu çok gönülden istiyorum. Hayat çok kısa ve şu anların boyama esnasında benim yaşadığım keyif müthiş. Herkesin yaşamasını öneriyorum ve herkesin mutlaka bir emeklilik hobisi olmasını diliyorum. Murat says that the life is so short and painting is like a therapy and you can prepare it as the retirement hobby. The wood painting can be a wonderful hobby for the retirement as well. Evet. 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 Şimdi bunları bu sefer şu kısımlarının üstteki çizgi işlemlerini hallediyoruz hemen. Now we are going to prepare the upper part of the fish and he's again using the scotch. I enjoy the Cadence Collection. Evet, arkada gözüken boyalarınızı çok sevmişler. Vali, yes, you're right. He has a huge collection over there. bu arada Murat Bey onları hazırlarken biz de ekrana ürünlerin renklerini alabiliriz. Burada hibrit ürünler, Style Matte ve Premium koleksiyonlarını görebiliyoruz. Aynı zamanda Dora'nın. Evet, görüntüler tamamlandığında biz de ekrana Aslı hazırladığın görselleri ekleyebiliriz. Metalik boyalar, kadensin metalik boyaları, doralar vazgeçilmez. Evet. Hepsi su bazlı ve sağlığa zararlı madde içermiyor. These are all the Cadence collection. All of them are water-based and they are produced according to Euro norms and there is no toxic materials inside of the paints. And the Style Matte, Premium, Hybrid and Dora collections, as you can see with the different colors over there. Bu arada ekrana da, evet, Premium Cadence'in en temel boya, çok amaçlı boya serisi, 112 rengi ve çok farklı ebatlarda paketleri var. As you can see, this is the Premium colors, 112 colors and 4 fluorescent colors of Cadence and there are different sizes of Premium as well.
Evet, bu arada Murat Bey, siz hazır olduğunuzda haber verirseniz ben... Evet. Hybrid is also multi-surface paint of Cadence, as you can see different sizes of packaging and also different colors of metallic and the loft collection of Hybrid. And this is the style matte also, the matte colors of Cadence, 120 ml of Cadence, and also it has many color options. Evet. Okay. Ve en son olarak da doğru. Bir saniyenizi rica ediyorum. This is also the metallic metallic paint, one of the best metallic paints of Cadence diyorum. Renkleri gördükten sonra Murat Bey'e tekrar geçiyorum. Evet. Şimdi kuyruk ve üst kanatlarının üstteki çizgi aşamalarına yapacağız. Bu şekilde bantlıyoruz. İç bükey alıp önce çizip daha sonra arada çok az mesafeler bırakarak maskelemeyle iyi bir şekilde bantlıyorum. Bir soru sormuşlar. Diyorlar ki maskeleme jeli niye kullanmıyor diyorlar ama maskeleme jeli biraz daha teknik bir ürün. Nahet, the masking gel, you can use masking gel as well, but this is much practical. Çok düzenli Başak Burcu mu diye soruyorlar Murat Bey. Hayır, Boğa Burcu'yum. Boğa Burcu'ymuş. Buradan diyorlar ki, şey diyorlar, yıllar önce boyama yapıyordum, sayenizde tekrar döneceğim, öyle görünüyor, harikasınız. Amerika'dan da şey demişler, bütün ürün gamını evinde bulunduruyor herhalde demişler, çok sevmişler renklerinizi. Thank you that you like the colors. Evet, şimdi hazırız galiba. Evet. Şimdi evet, doramızı alıyoruz. Şuradan, pardon. Evet. Evet, bununla. Dora, he's applying Dora. Dora'nın özelliği bir rengin içerisinde iki tane ton barındırması. Işık farklı açılardan vurduğu zaman Dora'da farklı renkler görebilirsiniz bir rengin içerisinde. Dora is a very specific paint, metallic paint. It has two tones in one color. According to the light, you can see different colors of Dora. Evet. Tüm bantladığımız yüzeye evet. Dora ile geçiyoruz galiba. Evet. Bu arada demişler ki biz boğalar sanatsal bir şeyler yapmadan duramayız. Ellerinize sağlık demiş Bilge Sürek Otay. Bu yayınlar, ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu yayınların hepsi YouTube'da, Cadence Craft YouTube kanalında. Sonradan seyretmek için de sizler için yayınlanıyor oluyor. Eğer Cadence Craft YouTube kanalına üye olmadıysanız da lütfen abone olarak bunun dışındaki diğer zevkli videolarımızı da seyredebilirsiniz. All these live broadcasts are stored in the YouTube Cadence Craft YouTube channel. If you are not subscribed, please subscribe and there are many other live broadcast videos over there. Evet. Murat Bey şimdi bir sonraki ürünü almak için. Evet. Şu hale getiriyoruz. Bantlar çıktıktan sonra. Bantlar çıktıktan sonraki şu halde. Yalnız şunu söyleyeyim. Benim yaptığımda eskitme pudrası en son boyadığımda yoktu. Eskitme pudrası yapılmış hali. Ve daha sonra bu bantlamayı yaptıktan sonra bizim yine Dora ile giriyorum. Dora ile girdikten sonra, pardon, mavi Dora ile giriyorum ve üstüne bizim kurumadan, Dora'yı attıktan sonra kurumadan ve bantları kaldırmadan simini atıyorum. For the tail, he uses the blue the Dora, and when it is also wet, he's adding the glitter with the glitter pen to the Dora, and it gets extra shimmery there. Evet Ayşe Dur Hanım, çok güzel gözüküyor. Allah harika kameramanlık yapıyorsunuz Ayşe Dur Hanım. Arka destek. Sonraki zamanlarda sizden tekrar yardım isteyeceğim valla. Estağfurullah, ne demek. Evet.
Başarılı kadınlar, siz de öylesiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi göbek kısmına geçtik. Bayağı da ilerledik bu arada. Bu kadar kısa sürede. Hakikaten çok iyi. He's comparing the white parts on the body. Evet. Bir tanesini yapsam yeter. Evet. Aslında şu şey kısmı çok enteresan. Dora'nın üzerindeki sim kullanma olayınız. Evet. Kalemi de bir yakından alabilir miyiz Ayşe Hanım? Sim kalemini. Sim kalemi. Toz sim kalem. Evet. By using the Cadence glitter pens, you can have extra shimmery on the surfaces on the project like this. You can use it on all your craft projects. Evet, gerçekten muhteşem gözüküyor. Evet, Kocaeli'den. Efendim. Şu esasında. Evet, harika. As you can see, you can create many, many different textures by using the products and the glitter pen. Evet, çok gerçekten şıkır şıkır gözüküyor. Ayten Yelmen de harikasınız. Kocaeli'nden selamlar demiş. Evet, görüyorsunuz çok rengarenk, farklı farklı modeller. Şu pul olanı görebilir miyiz Ayşenur Hanım, pullu olanı? Evet. Bunlara Swarovski diyoruz. Minik minik. Evet, it looks like a Swarovski and it has been done with the dimensional paint of Cadence. Oh. Wonderful, it looks really really wonderful. Evet. Vallahi çok güzeller. Evet. Evet, ben hazırım beyaz kısmı boyamak için. Now we are going to paint the white part on the body of the fish. Evet. Bu bantlama yaptığım bölgelerde boyamı inceltmiyorum herhangi bir suyla. Mm-hmm. In these parts, we are not using any water because we want to cover the body as the white color. Bu arada Ayşenur Hanım, Suudi Arabistan'dan da size teşekkür ediyor Hüda. Geçen yayındaki konuğumuz bize bunları gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz demişler. Thank you Hüda. Now Murat is not adding any water this time because he wants to cover the surface totally. If you want to see the traces of the wood, then you can add more water to the paint. Evet. Tamam. Hemen kurutup kaldırıyorum ve diğerini. Mm-hmm. Evet, Murat Bey kuruturken yorumlarınız varsa veya sorularınız varsa ben de onu cevaplayabilirim. As you can see, what you need is just the paint and creativity. You can create wonderful stuff like this. Evet, gerçekten bu günlerde terapi gibi geliyor. Ve Murat Bey de bunun ne kadar doğru olduğunu bizlere göstermiş. It's like a therapy. You can create many things with the colors and the products. This is the proof of that one. Ah, hermosa. Yes, they are really nice. Gemiler harika demişler. Evet, Murat Bey'e tekrar döndük. Murat Bey gemileri de çok beğenmişler ama Murat Bey, evet, sesi açalım Aslı'cığım. Evet, Murat Bey sizdeyiz. Ekvador'dan merhabalar. Hello, Pablo Luis from Ecuador. Evet, ilk defa Ekvador'dan da katılımcımız var. Teşekkür ediyorum. Welcome to Ecuador. Evet. Bantlarımızı kaldırıyoruz. Mm-hmm. Bundaki. Now we are taking out the scotch. Evet, Ayşenur Hanım, siz hallediyormuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Aslı arkadan bildiriyor. İyi bir takım olduk. Evet.
Okay, we are a good team on this live broadcast, and we are taking out the, now the scotch to have the white on the body. Evet. Yani bunun tekniğini de gösterdim. Şimdi diğerine geçeceğim. Bu arada bu yaptığınız ön çalışmalar için de size zahmet verdiğiniz için tekrar söylüyorum Murat. Özlem Hanım, yaklaşık 7 senedir bütün takipçilerim de benim merak ediyordu. Bu yayın, bu balığın hangi aşamalarda yapıldığını göstermesi açısından çok çok iyi oldu. Ben de çok mutlu oldum açıkçası. İnşallah beğenirler. Valla bu işler düzeldiğinde biz de ekip olarak geleceğiz size workshop'a. Valla ben kendim kocaman bir tane boyamak istiyorum. Şimdi şu kısımda da ben yine kuyruktaki olayı yaptım. Burayı da çizmiştim. Burayı da bantladım. Ve açık renk simle ve açık renk dorayla girdim. Açık renk dorayla girip daha sonra üstüne aynı renkten simini attım ve bunu elde ettik. If you want to have the shimmer effect like this, you can use a vivid color of Dora, and also over the Dora, when it is wet, you can use the glittery powder pen of Cadence. Hepsi birbirinden güzel demiş Şerife Dikili. Evet. Şimdi gözünü yapabiliriz. Gözünü yapıp daha sonra konturlarını atıp süslemesini yapıyoruz ve bitiriyoruz. Now we are going to prepare the eye parts, and we are going to paint the eye colors that is prepared before. Alicia, welcome, Alicia from Spain. Evet, İspanya'dan da katılımcılarımız var. Bitmiş halini alayım şunu. Şöyle gösterelim. Evet, gözde de önce gözün boyalarını hazırlıyorum ayrı bir kapta. Çünkü buradaki fırça kullanacağım için boyanın yürümesi gerekiyor. Kontur fırçası ve daha sonra 2 numara bir fırçayla, yani 2 numara ve kontur fırçası gerekli göz için. Bunun için ilk önce o göbekten başlıyorum. He's starting from the middle, and he is using a contour brush and also number 2 brush. Evet. Ve burada böyle bir destek takozu bulunduruyorum. Yani bu şekilde boyamamız biraz zor oluyor. And he prepared the colors from the beginning, and he has also these wood support for his hand. Abir Elfgar Garnani çok muhteşem diyor. Hava Dalan da çok güzel oluyor diyor. Evet, Alicia İspanya'dan katılıyor. Hello artist from Spain diyor bizim için. Evet, ne güzel bugün böyle Ekvador'dan İspanya'ya, İspanya'dan Malezya'ya, Endonezya'ya, Yunanistan'a, Hindistan'a, Rana, Muhammed, Abdu, love it so much diyor. Çok sevmişler. Faten Homsi selam söylüyor. Dear Özlem, welcome everybody. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. You can watch this the live broadcast from Cadence Craft YouTube channel. If you didn't subscribe yet, please subscribe it and see the other videos as well. Evet, bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer hala Cadence Craft YouTube kanalına üye değilseniz lütfen abone olun ve diğer canlı yayınlarımızın ve teknik videolarımızı da YouTube kanalımızdan görebilirsiniz. Evet, harikasınız Ayşenur Hanım. He's using the mint color. Mint green of premium for the eye, and around the black one he's painting with this color. Rengi bir daha görebilir miyiz Ayşenur Hanım, gözün rengini? Hangi numaraydı? Nil yeşili. Okay, this is the Nile green of premium. Yes, vallahi harikasınız Ayşenur Hanım, bayıldım. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu yayınlardaki en
Hareketli kameraman sizsiniz. Bağlantı problemi olacak diye çok endişelendik ama herhalde sıkıntı yok bağlantıda. Yok, çok güzel. Her şey çok güzel. Thank you to Ayşegül because he's showing us everything in a very detailed way. Thank you for the support once more. Evet, ürün de hemen hemen ortaya çıkmaya başladı. Biz de hemen hemen bir saatin yakın zamanı 55 dakikayı geride bıraktık. Hello Nayla. Bir kan şişmanlar, elinize, yüreğinize sağlık, harikalar demiş. Bu arada pazartesi günü bu yapmış olduğumuz güzel Nemo balık için çekilişe katılmayı unutmayın. Murat Bey çekiliş sonucunda bu güzel balığı şanslılardan birine gönderiyor olacak. On Monday we are going to make a lottery of this Nemo fish and Murat is going to send who was lucky in the lottery. Valla hemen yayını bitirip benim de boyayasım geldi Murat Bey. Yani yayına az kaldıysa artık sona geldiğimiz için de bitmişini de gösterebiliriz esasında. Ben tamam. Onu göster. Ne eksik kaldı onu göster. Eksik kalan gözümüzün beyazı. Bitirebilirim. Boncuk boyalarla olan kısmını da görelim tamam. Murat tamam. Bey. Tamam. Şimdi boncuk için evet. Ben bronzu kuyruk için tercih ettim. Now he's going to make some ornaments with the Dora 3D colors. Dora is the dimensional paint of Cadence. Evet. Kuyrukta bronzu tercih ettim. Çünkü biraz daha patlar diye düşündüm açıkçası. Onun bir uygulamasını görelim mi sizin elinizden? Tabii. By the way, if you want to take any fish like this as the plain one, you can order through Cadence as well. For the foreign friends, if you want to order all this fish, you can order through Cadence. Evet, ben de bu arada yurt dışındaki bayilerimize istedikleri ürünleri ham olarak temin edebileceğimiz bilgisini de verdim birkaç kez. Bunu da atlamamış olduk. Now we are using Dora 3D just to make some ornaments on the tail part and on all the projects. Bunda çok hafif bastırıp kaldırdığımda zaten boyayı alıyor. Ve seri bir şekilde alıştığınızda çok rahat kullanabiliyorsunuz. As you can see, you can have wonderful effects by using Dora 3D dimensional paints. Navjot, hello from India. Evet, Hindistan'dan da yayına katılım var. By using the other colors of Dora 3D, you can make nice effects on the colorful parts. Evet, Dora'nın 3D, Dora'nın tüm ürünleri çok sevildiği için Dora boyutlu boncuk boyaları kullanarak her türlü süslemenizi yapabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde. Kesinlikle. Harika demişler Hindistan'dan. Tülin Topoğlu muhteşem demiş. Evet, vallahi herkes aklında kaldı herkesin o yaptığınız muhteşem işler. Herhalde güzel. Hele bu dönemde insanların böyle bir şeyle uğraşması mükemmel olur. Çok keyifli vakit geçirirler açıkçası bizim gibi. In these days Murat is recommending everyone to make a project like this. Yes, you can use Alicia Dora dimensional paint on all the details of furniture. And also you can use finger wax as well if you want. But dimensional paint, Dora and regular dimensional paints as well. Evet, bu efekt harika diyorlar. Çok beğenmişler. Bu arada boyutlu boncuk boyalarımızın Dora serisinin boyutlu boncuk boyası Dora 3D. Aynı zamanda opak renklerde simli renklerde de boyutlu boncuk boyalarımız var. Onu da bu ekrandan belirtelim. In addition to Dora 3D, we have also the dimensional paints of the opaque colors and the glitter colors as well. Hello Naval Farjoni from Tripoli, Libya. Evet, Libya'dan. Naval, please send a message to me from the Cadence Craft page Instagram. I want to get in contact with you for the Libya.
Evet, Libya'dan da Tripoli'den mesajımız var. Diyorlar ki buradaki kadınlar sizin ürünlerinizi çok kullanan kadın var diyorlar ve çok teşekkür ediyorlar. Naval, I'm waiting for your special message from the Instagram or any other channel of friends. Please write to me directly. Evet, Libya'dan da iyi dilekleri aldık. İspanya'dan da teşekkür ediyorlar. Evet, bize şimdi ham ürünleri de gösteriyor Ayşenur Hanım. Once more, if you want to order, you can order these items from Cadence as well. Yes, hello from Cadence Spain, Alicia. Evet, bu arada dünyanın her yerindeki dostlarımız sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar. Ve Murat Bey'e tekrar geri geliyoruz. Evet. Şimdi şu kısımlarda da altınlı olan yerde de gri ile geçmek istedim ben. Aha. Yani farklı renkler, kim hangi rengi kullanmak istiyorsa kullanabilir. İşin en güzel noktasında, yani sona gelindiğinde bu boncuk boyalarla işin güzelliği ortaya çıkıyor tamamen. Aha. Bir de söylemek istiyorum, göz konturlarının ve dudak konturlarının üstüne mutlaka ben silver geçiyorum. Birçok rengi denedim. Silver en çok yakışanı. I tried many colors, but the silver color is the best for the eye detail and the lip detail. Ayşenur Hanım, o dudak ve şey detayını görebilir miyiz bir? Evet, göz ve dudak detayını görüyorsunuz. Evet. Silver Dora 3D Dimensional gives you this effect. Evet, harika gözüküyor gerçekten. İsterseniz bir duvara asalım mı? Bir duvardaki görüntüsüne de bir bakalım. Tabii, tabii. Bu arada da çekiliş için hazırlıkları da yapabiliriz. Evet, bilgisayarımız hazır Özlem Hanım herhalde, değil tamam. mi? Tamam. Evet. Bir taraftan bir görüntü geldi, buradan görüntüden de. Tamam. Hemen kimlere... O zaman duvardaki görüntüyü görelim önce. Evet, our Nemo fish is ready on the wall and it looks gorgeous. Evet, Murat Bey ellerinize sağlık. What's your comment? Please write your comments. Evet, Murat Bey'in harika çalışmasıyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, onu da görelim. Oo, harika. Evet, o pullu olan çalışma. Evet, pullu olan. We are waiting for your comments. Harika gözüküyor. Yarız, pullu olandan boyarız. Inshallah. Sometimes in the future we can also paint a fish with these designs. Evet, o zaman Murat Bey, çekilişle ilgili siz bilgi verin isterseniz. Çekilişle ilgili bu hafta iki hafta çekiliş yaptık. Toplam 6 hafta beşer takipçimize veriyoruz ve toplam sizin de katkılarınızla beraber İnsanlar bugünlerinde hiç olmazsa akşamları keyifli ya çocuklarına boyatırlar ya kendileri boyarlar. Böyle bir kitle ana renkleri içeren bir cookie seti ve bir adet de Dora boyamız var yanında. Ve ham balığımız var. Arkaları delik, direkt hazır bir şekilde, zımparaları yapılmış şekilde. İstedikleri rengi boyayabilirler. Valla tekniği de artık öğrendik. Hepimiz kim tutar evet, bizim var. Evet. Her evde boyalı balık. Şuna ben hakikaten gönülden inanıyorum. Ne kadar keyfiniz bozuk olursa olsun, ne kadar moraliniz bozuk olursa olun, şu balıklara baktığınızda o sanki bir kızgınlığınız veya nötr haliniz gidiyor. Ben kendim yaptım diye de demiyorum hakikaten. Herkesten böyle bir yorum alıyorum. Enerjileri güzel olan balıklar ve bütün herkes de bilmesini istiyorum. Benim takipçilerimin hepsi biliyor. Ben balıklarıma kızlarım diyorum. Yani bir evlat kadar seviyorum açıkçası ve siparişlerimi alıp gönderirken bile aramızda bir duygu bağı oluyor açıkçası.
Murat likes the fishes so much, and he called them as my daughters. And when he's getting the orders, he loves them, and he has an emotional connection with the things he has done. And he says that it is like a psychological therapy in these days. And when you look at these fish, you get a positive energy, and you forget all your bad thoughts or your stress. O zaman çekilişe mi başlayalım? Ne dersin? Çekilişten önce son bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Ben hissettiklerimi söylemek istiyorum. Ben 7 yıl önce ilk bu işe başladığımda hiç boya falan bilmiyordum. 7 years ago, Murat didn't know anything about the pain. Fakat bu aradaki Kadens ailesinin de gelişimini, boya sektöründeki gelişimini de birebir yakından takipçisi oldum bu işi yaparken. Tebrik ediyorum, hem de çok teşekkür ediyorum bana bu kadar geniş yelpazede balıklarımı bu güzelliği sunuyorsam açıkçası sizlerin emekleri sayesinde bir taraftan da emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Murat says that in the past 7 years, when he started this business, he has also chance to observe the development of the Kadens brand, and he would like to thanks to Kadens family for developing such amount of colors and the types. O zaman ben de bir araya gireyim Murat Bey'in iyi dileklerine. Biliyorsunuz Kadens bir aile şirketi ve bu boyaları üreten, şirketimizi yöneten Kadens Köksal Turan ve Güven Turan'a da ben teşekkür etmek istiyorum. Diğer tüm çalışma arkadaşlarıma da bu bir takım işi ve gerçekten de bu kadar büyük bir ürün gamına sahip olmak, üretmek çok zor bir iş ama biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Türkiye için ve yurt dışı için markamızın konumunu bildiğimiz için de size sadece Kadens yeter sözünün gerekliliğini yerine getirmek istiyoruz. We are aware of our responsibility and all the time we say just Kadens is enough for you. Therefore, I would like to thank to Köksal and Güven or also my team members to work so hard for this range. Evet, ben de teşekkür ediyorum Murat Bey ve sözü son kez size bırakıyorum çekilişi yapmak adına. Belki şunu bir daha hatırlatalım. Bu çekiliş Kadens'in sosyal sorumluluk projesi olarak Murat Bildirici'nin özel Instagram sayfasında takipçilerine yaptığı bir çekiliş. Ve 6 hafta boyunca devam edecek. Ve şimdi ben sözü tekrar Murat Bey'e bırakıyorum. Evet, şimdi çekilişimizi yapıyoruz bilgisayardan. Hemen tıklayacağız. Bir 10-15 saniye sonra da talihliler çıkacak. Takipçilerimin katılımlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar ve o kadar güzel temennilerle katılanlar var ki tüh tekrar çıkmadı. İnşallah bana çıkar diye. Birçok şey. Vallahi çok adette vermek isterdik ama bu kadarlık oldu bu sefer. Daha sonra ama bunların devamı gelecek. Evet. Yükleniyor sanırım. Yükleniyor. Burada Murat Bey bir balık burcu olarak onlardan birine bana çıkmasını umuyorum. Her biri birbirinden muhteşem. Emeğinize, elinize sağlık. Hüda Suudi Arabistan'dan diyor ki Kadens her sene yeni ürünlerle geliyor ve gurur duyuyoruz parçası olmaktan diyorlar. Ve atölyenizde çok beğenenler var. Yine Tunus'tan galiba yanlış görmüyorsam. Evet. Now we are waiting for the lottery results for the Murat's page on Instagram. Galiba teknik bu sefer de biz teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki. Eğer sorun çözülemiyorsa bekleyelim biraz daha. Bu arada Aslı'cığım biz kendi çekiliş için yaptığımız videoda hala sorun var mı? Şey yapabildik mi? Çözümleyebildik mi? Oradaki yorumunu merak ediyorum. Senin private kısma geçiyorum. Evet. Sizde nasıl durum Ayşenur Hanım? Sorun çözüldü mü yoksa? Bakalım. Olmadı. Sonradan yayınlarız ama bir bakalım ne durumda. Peki. Peki, o zaman teknik olarak bizim bugün çekilişlerle ilgili pek şansımız yok anlaşılan. Evet, Instagram sayfasında zaten yayınlarız diye. Olmuş sanırım geliyor. Geliyor evet, şu an. Tamam, peki. Evet. Benim de arkamda oğlum destekçi. Evet.
Destekçinin destekçisi var şu anda. Onlar olmadan olmuyor. Gençler olmadan olmuyor. Sanırım gelmek üzere 2 dakika. We are waiting for the lottery results on the Murat's page as well. Meanwhile, Ayşenur is showing us for the last time the wonderful work of Murat once more. This is the sculpture of he has done who missed at the beginning of the live broadcast. Evet, kaçıranlar için Ayşenur Hanım bize son kez bu güzel parçaları bizimle paylaşıyor. Bence bu akşam herkesin aklında bunlardan bir tanesi kesin kalacak diye düşünüyorum. Evet. Evet, sanırım tamam mıyız? Evet. Bakalım. We are waiting for the results of the lottery. Evet, as you see, they are using an electronic program for the lottery. Let's see the results. Evet, bu arada biz de Kadens severlerin Kadens Instagram sayfasındaki bugün Anneler Günü çekilişimiz için göstermiş olduğunuz ilgiye, yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Şu saat itibarıyla sayfamızda 2500'e yakın görüntülenme var videoda. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Daha devam edecek. Lütfen Instagram sayfamızdaki çekilişe katılmayı unutmayın. Birazcık. Sorun yok. Katılım yoğun olduğu için. Evet. 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 Orada bir tane de geyik görüyoruz. Bu yılbaşı. And this is the New Year Christmas Eve painting. Her sefer gördüğümüzde farklı bir şey. Evet. Bir taraftan da bunu göstereyim. Bunu da tamamlamak üzereyim. Koca kızı. This is the big big sister daughters. Evet. Bunun pullu çalışıyorum. En son pull kısmı kaldı. This is one of the project which is going to be finalized. O zaman sonuç beklenene kadar biz de 2 dakika Aslı'yı yayına alıp videoyu seyrettikten sonra çekilişin son görüntüsünü sizinle alarak kapanışı yapalım. Aslı, o zaman sen de yayına bağlanıp videoyu gösterebilirsen çok seviniriz seyredenlere. Tamam. Evet. Aslı yayında ve güzel bir bahar sabahı, Mayıs'ın ikinci haftası, tüm çiçekler senin olsun, annem günün kutlu olsun. Tüm çiçekler senin olsun, annem günün kutlu olsun. La 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 annem günün kutlu olsun. Bir gün değil her gün hakkın. Annem günün kutlu olsun. La 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 kucağındır huzur yeri, anne ömürdür gözleri, hakkını vermez dilini, annem günün kutlu olsun. Hakkını vermez dilini, annem günün kutlu olsun. La 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 la.
Evet, Aslı teşekkür ediyoruz ve sözü Murat Bey'e bırakıyoruz sonuçlar için. Evet, hemen başlatıyoruz. Doldu, son 9 saniye. Hı hı. Evet, şimdi talihlerimizi göreceğiz her hafta olduğu gibi. Bol şanslar. Evet. Evet. HP Başaran hanımefendi, kumaş keçe tasarım. Okuması zor. Evet, okuması zor. Hatice Aderi ve Varilci Emine. Varilci Emine. Bir de 5 tane yedeğimiz var. Evet, bir de onun haricinde bulamazsak, ulaşamazsak 5 tane de yedeğimiz var. Hı hı. Bunların hepsini bu akşam biz posta paylaşacağız. Kazanan talihlerimizi etiketleyerek posta. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum açıkçası. Çok sağ olun. Biz çok keyif aldık. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Ben de Kadens olarak, Kadens ailesi adına size teşekkür ediyorum. Bize görsel bir şölen tadında bir canlı yayın yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Bir daha bu arada ne demek? Zevkle, zevkle. Bu arada Nur Hanım da şöyle bir şey söylemiş. Nur Hanım bizim yakın takipçimiz, diyor ki bir anne olarak çok duygulandım. Ben de tüm annelerin bu özel ve özel gününü kutlarım demiş. Lütfen Instagram sayfamızdaki çekilişe katılmayı unutmayın. Ve son bir kez Murat Bey, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de aile tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. I would like to thanks once more to Gülen for the wonderful, the visual party, let's say. Thanks once more and to meet you again in some other live broadcast. Thank you for the for being with us and for your comments. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Bye bye.